Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben yine tarlalardayım. Her taraf yemyeşil. Bugün kara hindiba topluyorum. Ama tabii ben biraz geç kaldığım için biraz zorlanıyorum. Artık şöyle çoğu da gördüğünüz gibi böyle artık tüy açıp kaybelmeye yüz tutmuş durumda. Ama yine de aradım. Bayağı da buldum. Onu söyleyebilirim. Hemen şöyle göstermek için. Etrafı da göstereyim bu arada sizlere. Tabii biz tarladayız yine her zamanki gibi. Vişneler, kirazlar, her şey çiçekte mübarek. Erikler artık oluyor. O eve gümeşleri, şunların güzelliğine bakın. Dolmalık çok güzel olur bunlar. Ben pek yaparım böyle sarmasını. Bunlar da iri iri maşallah güzel olmuşlar. Şimdi şöyle bugün ben kara hindiba toplayıp sabahtan bayağı bir topladım. Onun çayını yapmak için hazırladım. Şimdi de sadece şu çiçek kısımlarını toplayıp zeytinyağına kuracağım. Topluyorum ama bir yandan da sıcaktan hemen gördüğünüz gibi buruşuyorlar. Şöyle bunları hemen toplayayım. Bunu da çok güzel oluyor. Çiçek kısımlarını alalım. Bunlar da bu şekilde yaptığımız zaman ben zeytinyağına yapıyorum. Özellikle biliyorsunuz bunların şifasız çok çok fazla. Bunu da kahvaltılarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi gidip zeytinyağına kuralım. Bakalım nasıl oluyormuş. Toplamış olduğumuz kara hindiba çiçeklerinden artık şöyle zeytinyağına kurmaya geldi sıra. Şöyle ben bir cam kavanoz tercih ettim. Şimdi içinden şöyle 4-5 tane toplamış olduklarımızdan alalım. Bu şekilde karşısına 2-4-5 tane aldım ben. Ama bakın bunlar doğada olduğu için mutlaka yıkayalım. Bir sudan geçirelim. Yıkamadan kesinlikle kurmayalım. Çünkü bunlar doğada olduğu için toz, toprak, börtü, böcek her şey konmuş olabilir. Üzerine sinmiş olabilir. Ve hemen şöyle bir kağıt havlu üzerine alıp şu fazla sularını bir alalım. Suyla beraber koymayalım zeytinyağının içine. Bu şekilde böyle bir fazla sularını alalım. Şimdi artık kavanozumuza alalım bunları da. Ve şimdi üzerine bizim kendi yağımız olan, kendi zeytinlerimizin elde etmiş olduğumuz natural sızma zeytinyağı ile kavanozumuzu dolduralım. Siz bunu daha fazla da koyabilirsiniz. Daha az da koyabilirsiniz çiçeğini. Bu tamamen size kalmış. Evet, kurumuş olduğumuz zeytinyağına bu kara hindiba çiçekli yağımızı ben 10 gün boyunca güneşte tutacağım. Kesinlikle 10 günden fazla ben tutmanızı önermem. Niye? Çünkü zeytinyağının düşmanı gün ışığı ve özellikle de güneşin direkt kendi vuran ışığıdır. Daha sonra fazla tutarsanız eğer zeytinyağının bozulmasına sebebiyet verebilirsiniz. 10 günün sonunda bu yağı tabağınıza bir miktar alıp içine dilerseniz kekik, pul biber veya farklı baharatlar ekleyerek şöyle ekmeğinizi bana bana tüketebilirsiniz. Bugün sizlere de şifa kaynağı olan kara hindibadan kahvaltılık zeytinyağını nasıl hazırlarız onu anlatıp paylaşmaya çalıştım. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.